Şu anda Eamon Carter Amerikan Sanat Müzesi'ndeyiz. Amerikalı sanatçı Grant Wood'un en sevdiğim tablolarından birini inceliyoruz. Bu tablonun adı Papaz Weems'in Masalı. 1939 yılında yapılan bu tabloya yapıldığı dönemde bakan çoğu Amerikalı, Papaz Weems'e ve Washington'a dair bu halk masalına aşinaydı. Tabii günümüzde bu masalı bilenlerin sayısı çok daha az olabilir. Sanatçının bu eser aracılığıyla ulaşmak istediği amaçlardan biri de Amerikan mitolojisini yeniden canlandırmaktı. Papaz Weems, tam adıyla Mason Locke Weems, George Washington hakkında kaleme aldığı biyografinin 5. baskısında Washington'ın çocukluk dönemine dair bu meşhur masala da yer verdi. Masala göre Washington bir gün babasının çiftliğindeyken eline küçük bir balta alıp kiraz ağaçlarından birini keser. Daha sonra babası onunla yüzleşip ona bunu kimin yaptığını bilip bilmediğini sorar. Weems'in biyografide anlattığı şekliyle Washington şöyle yanıt verir: "Yalan söyleyemem baba. Ben kestim." Weems'in anlattığı versiyonda babası oğlunun gerçeği itiraf etmesini o kadar sevinir ki oğlunun bu doğruculuğuna övgüler yağdırır ve öfkelenmek yerine oğlunu affeder. Bu hikaye iki ahlaki değeri öne çıkarıyor. Bunlardan biri dürüstlük. Amerikan bağımsızlık savaşı'nı kazanmasıyla tanınan. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanının gerçeği itiraf etmesi hikayede çok önemli bir unsur. Diğeri ise affedicilik. Baba figürünün affedici olması da hikayedeki bir diğer önemli unsur. Aslında Wood'un versiyonunda babası çocuğu affetmez, çok sert davranır. Kiraz ağacını öyle güçlü kavrar ki elindeki kanı görebiliriz. Bu tablonun 1939 yılında resmedilmiş olması da önemli bir ayrıntı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına denk gelen bu dönemde Avrupa genelinde faşizmin yükselişine, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde de faşist eğilimlere tanıklık ediliyordu. Büyük buhran döneminin de sonlarıydı. Aynı zamanda ülkenin orta bölgesinde gerçekleşen toz çanağı denilen Şiddetli toz fırtınalarının oluşturduğu çevresel felaketin üzerinden sadece birkaç yıl geçmişti. Bir bakıma ortada, köklerini arayan, manevi bir temele sarılmaya ihtiyaç duyan bir ülke vardı. Wood bu sarsıntılı dönemde Amerikan mitolojisinin kurtarıcı bir işlevi olabileceğini hissetti. Bu resimdeki her ayrıntı özenle resme yerleştirilmiş gibi. Sanki bir tür görsel masala bakıyoruz. Kiraz ağacı gerçeğine benzer bir kiraz ağacı değil. Üzerinde özenle çalışılmış kusursuz bir kiraz ağacı. Resmin tamamı sanki titizlikle oluşturulmuş bir sahne dekoru gibi. Wood'un resimdeki anlatıcıyı bir tiyatro perdesinin önüne yerleştirmesi de hikayenin kurgu olduğunu vurguluyor. Ön planda resimdeki en büyük figür olan hikayenin anlatıcısı Papaz Weimsi yeşil ceketi içinde perdeyi kaldırırken görüyoruz. Wood'un tiyatroya olan düşkünlüğü bu resme de yansımış ve böylece resme bakanları adeta sahneye davet eden bir tablo ortaya çıkmış. Resmin ön planına perdeyi kaldıran Papaz Weimsi yerleştirmesi bu hikayeyi adeta sahnelenen bir oyun gibi tasvir ettiğini gösteriyor seyirci de hiç kuşkusuz bu sahneye davet edildiğini hissediyor. Wood'un tiyatroda derin bir geçmişi vardı. Tiyatroyla ilgilenmeye 1920'lerde başlamıştı. Cedar Rapids şehrindeki oyuncu topluluklarıyla çalıştı. Set yapımından ve sahne dekorundan sorumluydu. Bu alandaki bilgisinin resimlerine de yansıdığını görüyoruz. Ama resimde bu kadar çok teatral unsurun bulunması resme gerçek dışı bir havada katıyor. Bu resimde bunu özellikle sahne dekoru gibi görünen ağaçların düzeninde ve ışıklandırmada görüyoruz. Sahne ışığı özellikle Washington ve babasının olduğu bölgeye vuruyormuş gibi tasvir edilmiş. Bu tablonun en sevdiğim yönlerinden biri çocuk yaştaki Washington'ın sadece kafasını ele alırsak olgun halindeki gibi resmedilmiş olması. Üstelik Washington dolar banknotunun üzerinde gördüğümüz en bilinen haliyle resmedilmiş banknot üzerindeki resmin Gilbert Stewart isimli bir ressamın portresinden alındığını biliyoruz. Wood, izleyicilerinin Washington'ı hemen tanıması için bu meşhur portreyi kullandığını belirtmiş. Bunu aynı zamanda Wood'un mizahının bir yansıması olarak da görebiliriz. Bu tamamen teatral bir buluş. Amerikan kimliğini ve Amerikan hafızasını farklı bir şekilde yansıtıyor seyircinin hikayeye dahil olduğunu hissetmesi için wood tiyatroya dair fikirlerini resimle birleştiriyor wood bölgeselciler olarak bilinen sanatçılardan oluşan üçlü bir grubun parçasıydı bu sanatçılar avrupa geleneklerini de bilmelerine rağmen sanatlarını amerika'nın kalbine odaklamaya karar vermişlerdi wood amerika'nın doğu kıyısından ayrılıp iowa'ya geri döndü ve avrupa geleneğinden ayrıldığını ilan ederek orada kök saldı Bölgeselcilik akımı 30'lu yılların başlarında zirveye ulaştı. O dönemde bu akımla ulaşılmak istenen amaç Amerika'ya olan inancı pekiştirmekti. Bu tabloda Papaz Williams, Washington'ın babası ve çocuk Washington ön planda, ama arka planda başka figürlerinde olduğunu görüyoruz. Resmin sol üst köşesinde geri planda kiraz hasadı yapan iki Afrika kökenli Amerikalıyı görüyoruz. Daha da geri planda kırmızı beyaz kıyafetli hasat yapan başka bir figürün olduğunu görüyoruz. Bu ayrıntılar ağaçların ne kadar verimli olduğunu yansıtıyor tabii ama bir taraftan da Washington'ın babasının çiftliğinde esir edilmiş kölelerin iş gücünü kullandığı gerçeğini de yüzümüze çarpıyor. Amerika'nın ilk dönemlerindeki karmaşıklığa ve kölelerin iş gücünü olan bağımlılığa da işaret ediyor. 1939 yılında Büyük Buhran'ın sonlarına denk gelen o dönemdeki üretkenliğe olan vurgu, bu neredeyse göklere uzanan verimli ağaçlarla, iyimser bir bakış açısıyla tasvir ediliyor. Resmin sol üst köşesindeki kara bulutlarla kaplı gökyüzü, bu iyimser bakış açısıyla büyüleyici bir tezat oluşturuyor. Bu kara bulutları yaklaşan savaşın habercisi olarak yorumlayan sanat tarihçileri de var. Washington'ın kariyerinin sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı güçlerle olan ilişkileriyle ilgili uyarılarda bulunduğu biliniyor. O dönemin şartları göz önüne alındığında bu konu oldukça önemliydi. 1930'larda Birinci Dünya Savaşı'nın üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmemişti ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ile olan ilişkilerini yeniden masaya yatırıyordu. Washington görevinden ayrıldığında çok popüler bir figürdü. Kalıcı bir iktidarı elinde tutabilirdi ama istifa etmeyi seçti. Böylece iktidarın barışçıl bir süreçle el değiştirebileceğini de göstermiş oldu. Bu barışçıl süreç o dönemde Avrupa'da diktatörlerin iktidarı ele geçirme şekliyle tam bir tezat oluşturuyordu. Wood 1939 yılında ürettiği bu eserinde tarihi gerçekleri, dönemin önemli ismi Washington'a dair gerçekleri ve aynı zamanda Washington'la özdeşleşen dürüstlük değerini yansıtmış. Bu eserde gerçek ve kurgu bir arada. Bir taraftan hikayeye kendi yorumunu katarak kurgusal öğeler yerleştirdiğini, bir diğer taraftan da dönemin gerçeklerini tasvir ettiğini söyleyebiliriz. Wood bu sayede modernite ve gelenek arasındaki derin çatışmayı ustalıkla yansıtmayı başarmış.